Hoş geldiniz. Migros bilanço geldi. Bakalım listeye de. İkinci çeyreğe baktığımızda hasılat 64 milyar. Geçen yılın aynı dönemi 58 milyarmış. Enflasyonlu hali bu. Brüt kârda 12 milyardan 15 milyara çıkmış. Aslında hasılat ve brüt kâr artışı bence güzel. Pazarlama giderleri 10 milyardan 12 milyara çıkmış. Esas faaliyetlerinden diğer giderlere şu kısma bir bakmak lazım detayına gidip bakalım 12'ye. Vadeli alım faiz gideri. Bakın 1 milyardan 4 milyara çıkmış. Bu kısım uçmuş. 2023'te %12,5 iken 2024'te %47'ye çıkınca haliyle bu uçuş kaçınılmaz olmuş ve karlılığı da baskılamış açıkçası. Ama pazarlama giderleri hala çok yüksek. Evet, geçen yıl da yüksekti. Yani şu kısım biraz indirilebilse kar patlaması gelecek de pazarlama giderleri ciddi anlamda yiyor. Ve esas faaliyet zararı geçen yılın dönemi 456 milyon zararken bu dönem 2,3 milyar esas faaliyet zararı gözüküyor. Te burada enflasyon muhasebesi etkili çünkü satışların maliyeti artıyor enflasyon muhasebesiyle. Amortisman falan artıyor. Ama bu enflasyon muhasebesiyle giden kısımların önemli bir kısmı net parasal pozisyon kazançlarına ilave ediliyor. Bakalım son durum ne? Finansman gelirleri var 1,4 milyar. Finansman giderleri var 1,9 milyar. Geçen yılın aynı dönemi ise finansman gelirleri daha fazlaymış. Bu dönemde finansman giderleri daha fazla. Ki firmanın kasada nakit olduğu halde. Bakın net borç eksi 2 milyar. Geçen yılın aynı dönemi ne kadarmış? 0,6'ya bakalım. Eksi 3,4 milyar. Yani kasada yine para var ama kasadaki para biraz azalmış geçen yılın aynı dönemine göre. Ama yine de kasada para olduğu halde finansman giderlerinden bir eksi yemiş. Gideri daha fazla. Sonra net parasal pozisyon kazancı imdada yetişiyor. 3,3 milyar. Vergi öncesi kar 600 milyon. 7 milyon vergi geliri olmuş. Ve sonuç olarak 610 milyon kar edebilmiş. Geçen yılın dönemi ise 2,8 milyardı. Karlılıkta ciddi düşüş olmuş. Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları var. Kısa vadeli borçlanmalar da biraz var. Hatta biraz artmış. Ticari borçlar çok yüksek. Bakın 46 hatta 47 milyar ticari borcu var. Eskiden de çokmuş. Firmada yüksek stok var. 26 milyar. Eskiden de çoktu. Kısa vadeli borçlanmaların şu 575 milyonluk faiz oranı %32 bence uygun bir kredi. Uzun vadeli finansal borçlanmaların kısa vadeli kısımları etkin faiz oranı sabit faiz oranını %18, değişken faiz oranını bu yüksek 56,5 ve bu biraz daha çok 304 milyon ve sonuç olarak toplam kısa vadeli borçlanma 1 milyar faiz oranları burada. Ama mesela çoğunluk burada 575 milyonu bunda faiz bence düşük. Uzun vadeli finansal borçlanmaların da faizleri aynı şekil. Toplam finansal borçlar 1,5 milyar. Nakit ve nakit benzerleri 16,5 milyar gözüküyor. Bayağı büyük bir nakit gözüküyor. Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki parasal kayıp etkisi. Bakın 3 milyar buradan eksi. Çünkü bu parayı enflasyonun üstünde takla attırman gerekiyor. Yoksa parasal kayıp etkisi oluyor bilançoda. Ama bu tabi sanal bir şey. Bu kasadan çıkmıyor. Nakit ve nakit benzerlerinin detaylı açıklaması yok. Bu nakit ve ne diye arattım tek tek 8 sonuca baktım. Bu 16 milyar faiz oranını falan bulmaya çalıştım. Ben bulamadım ama bulan varsa yorumlara yazarsa seviniriz. Hatta şu sayıyı aratayım. Yani bunun detayı yok. Hatta bu 16 milyardan çok büyük bir faiz kazancı olsa net finansal gelir gideri artı olurdu. Eksi olmazdı. Evet, sonuç olarak karşımıza çıkan tablo 600 milyoncuk bir kar. Nur topu gibi 600 milyon karımız. 119 milyar toplam varlığı olan firma için. Hayırlı olsun ne diyelim. Yorumsuz. Ve bu karın düşük olmasının sebebi, en büyük sebebi finansal giderler. Bunda detayına baktık ve bu karın düşük olmasının en büyük sebepleri esas faaliyetlerinden diğer giderlerin uçmuş olması. Bunda detayına bakmıştık not 12'de o faiz şeysi arttığı için de. Pazarlama giderleri artmaya devam ediyor. 10 milyardan 12 milyara çıkmış ve bu karlılığı baskılamaya devam ediyor. Ve aynı şekilde finansman giderleri de artmış. Geçen yılın dönem finansal gelirleri daha fazlayken bu dönem bu kısım biraz daha fazla ama hani 1.900'den 1.400 çıkar 500 milyon. Bu çok şey değil. Ama esas faaliyetlerinden diğer giderlerin şu faiz şeysi mevzusu. Hatta tekrar hatırlayalım. Not 12'ye gidip. Bakın şurada 1 milyardan 4 milyara çıkıyor. Yıldızlı anlatmış. Vadeli alımlar için her ay için ayrı olarak ilgili dips faiz oranlarıyla varsayılan peşin değeri indirgenmekte ve bunun sonucunda vadeli alım faiz giderleri. Bakın. Vadeli alım faiz gideri. Ortalama faiz gideri %12,5'tan %47'ye çıkınca bu durum ortaya çıkıyor ve bilançoyu baskılıyor. Net borçta kasadaki para artmış bir önceki çeyreğe göre. Amortisman var firmada 4 milyar. Bu 6 aylık dönemde.
2-2 bölsek mesela. Yani bu kasadan çıkmıyor amortisman. Bu sadece eskime payı. Faruk'u bulurken bu amortismanı ekliyoruz. Ama ilginç olan durum, firmanın net karı Faruk'tan daha fazla. Bakın 2023 yıllıkta Faruk 3.2 milyar. Net kar 8.8 milyar. Bu dönem ise Faruk iyi geldi. Bakın bu çeyrekte Faruk 3.5 milyar Faruk geldi. Bence iyi bir Faruk aslında. Ama net kar düşük geldi. Niye? İşte yok faizi şeysi yüksek, amortisman çok falan falan. Peki biz neye bakalım? Bu 600 milyoncuk nur topu gibi kâra mı bakalım? Yoksa 3,5 milyarlık Faruk'a mı bakalım? İyimser olalım, Faruk'a bakalım. İyi diyelim, iyi olsun. Evrene, bilançolara pozitif enerji yollayalım. Bu 3,5 milyar Faruk'u 4 çeyrek yapsa 14 milyar. 10 katı FD Faruk olsa 140 milyar. Hadi 10 katı çok, 8 katı olsun. 14 çarpı 8, 112 milyar piyasa değeri olabilir. Şu anki piyasa değeri 90 milyar. 90'dan 112'ye. Şimdi pazar payı gelişimi artmış. Çok manyak büyük bir artış yok ama artıyor. Düzenli, istikrarlı bir şekilde. Bu pozitif. Mağaza sayıları, satış alanları, online hizmet veren mağaza sayıları artıyor. Enflasyon muhasebesi olmasaydı Faruk 5,5 milyar olacaktı diyor. Aslında güzel. Mesela bunu 4 çeyrek yapsa 22 milyar. 8 katı piyasa değeri olsa 176 milyar piyasa değeri. Yani 90'dan 176'ya %80-90 yükseliş potansiyeli. Bu enflasyon muhasebesi olmasaydı FDFÖK böyle ucuz gözükecekti ve hissede %80 potansiyel oluşacaktı. Eski sisteme göre. Enflasyon muhasebesiyle FÖK 5,5 milyardan 3.4 milyara düştü. Hissenin FK'sı 16.5 gözüküyor. Şu anda FDFÖK 22 gözüküyor. Şu anda yüksek maalesef ki yeni sistemden dolayı. Enflasyon muhasebesi olmasaydı net kar ne kadar gelecekti? 964 milyon gelecekti. Şimdi FÖK'ü 5.5 milyardı biraz önce EMS'siz. Ama net kar yine de düşük gelecekmiş. Yani tüm suçu enflasyon muhasebesine atmak doğru değil. Çünkü bakmıştık bilançonun detayına. Vadeli alım faiz gideri burada ne yapabilirsin yani? Bu yüksekse yüksektir. Muhasebelik bir durum değil. Dolayısıyla muhasebe olmasaydı yine de kar düşük gelecekmiş. Şimdi burada birazdan gelecek tahminler var firmanın. Ciro tahmini var, satış büyümesi tahmini ve Faruk marjı tahmini var. Şimdi biz bunlara bakarak 2024 Faruk'u bulabiliriz. Ama net karı bulamayız. Çünkü net kar da bir sürü şey etki ediyor. Bakın 2024 ikinci çeyrekte Faruk 5,5 milyar ama gelen kar muhasebesiz 964 milyon. Şimdi çıkışın içinden milyon dolarlık soru. Migros 2024 sonunda net kar ne kadar gelecek? Çok zor soru. Tamam Faruk'u bulabilirsin ama net kar çok zor. Ve Faruk'a göre belki bir değerleme yapılabilir. Muhasebeyle kar 964 milyondan 610 milyona düşmüş. Evet, cironun ve brüt karın enflasyonun üstünde artması pozitif ama alt kalemlerle işler değişiyor. 2023 sonunda firma 8.8 milyar kar etmişti. Firma serbest nakit akımlarına bakalım. 2023 ikinci çeyrekte yani toplamda ilk 6 ayın toplamı 6 milyar serbest nakit akımı. 2023 sonunda 8.7 milyardı bu. Serbest nakit akımı bence iyi. Bu çeyrekte de iyi bir serbest nakit akımı üretmiş. Bu kısım da bence önemli. Firmanın alacak devir hızı düşüyor. Çok alacağı yok zaten. Var mı bakalım. Ticari alacaklar 1.7 milyar. Ama stokları çok fazla. Bakın 26 milyar stok var. Ve stok devir hızı düşmüş. Bu iyi bir şey değil. Mesela eskiden 18. Hani 360'ı 18'e bölün. 20 günde döndürüyor stok. Ama şimdi 360'ı 9'a bölün 40 gün. 20 günden 40 güne çıkmış stok devir hızı. Bence bu durum hoş değil. Gitgide zamanla zaten 2023-06'dan beri gitgide bu kısım düşüyor. 2024 3. çeyrekte de zaten 9.95'miş. Şimdi 9.46. 2023 yıl sonunda bir ara 7'lere düşmüş. Şimdi biraz daha toparlıyorlar durumu. Ama geçen yılın aynı dönemine göre 2023-06'da 18 iken şimdi 9 olması. Yani 20 günden 40 güne çıkmış olması, 360'ı bölerek buluyoruz. Hoş bir durum değil. Büyük bir stok var. Bunu ne kadar kısa sürede tüketebilirsen, döndürebilirsen, takla attırabilirsen o kadar iyi. Bir de BİMAŞ'a bakayım. Bu durum Migros'a mı özel acaba? BİMAŞ'a bakıyorum şimdi. Bakın yukarıdaki linkte gözüksün. Şöyle bakın linkte gözüküyor. BİMAŞ yazıyor. Stok devir hızı BİMAŞ'ta da düşmüş. Demek ki sektör böyle.
Migros dijital ekosistem performansı artıyormuş. Migros'un bunda işte bir sürü şey var. Migros uygulaması falan. Eve sipariş getiren. Bir de MoneyPay. Bu ödeme uygulaması. Bunda da hepsi artıyor. Elektronik alanda gidişat güzel. 2024 birinci yarı yıl yani ilk 6 ayda enflasyon muhasebesi dahil ve hariç sonuçları vermişler. Muhasebe ile kar 2 milyara çıkmış. Muhasebe olmasaydı 1,5 milyar olacakmış net kar. İlginç bir olaya tanıklık ediyoruz. Enflasyon muhasebesiyle karın yükseldiğini görüyoruz. 2024 beklentileri güncellendi. Önceki yüksek tekhaneymiş ama şimdi %10 civarına gelmiş. Muhasebe dahilken. Ve faruk marjında bayağı bir iyileştirme yapmışlar. %1.8'den 4.5-5'e yani bayağı iyileştirmişler. Muhasebe hariç %75 satış büyümesi ve %8-8.5 faruk marjı. Önceki beklenti 7.5-8'miş. Şimdi buradan bir şeyler bulabiliriz. 2023 sonunda 3.2 milyar faruk vardı ama 8.8 milyar net kar vardı. Bu yüzden faruk çarpı 10 değerlemesi yapmak doğru olmaz. Ama şimdi durum tersine döndü. Bu sefer faruk'u fazla kar az. Şimdi ne yapacağız? Hangisi işimize geliyorsa ona göre değerleme yap. Tabii işin kolayına kaçmak olur. Ama durumu net bir şekilde görmek biraz zor. Aracı kurumların hedeflerine bakarız birazdan. Bakalım onlar ne diyor. 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yıl 2 milyar kar varmış muhasebesiz. Bu dönem ise muhasebesiz 1.6 milyar kar gelecekmiş. Yani gerçekten azalış var. Yani TL bazlı bile azalış var. Enflasyona da dahil edersek 5.4 milyardan 2 milyara düşmüş. Muhasebe yokken de azalmış. Aslında zayıf. Bunda benim gördüğüm kadarıyla en büyük sebebi vadeli alım faiz giderinin 1 milyardan 4 milyara çıkmış olması ve pazarlama giderlerinin artmış olması. Aracı kurumların hedef fiyatları, vakıf yatırım 814 hedef vermiş, %65 getiri potansiyeli. Diğer iki kurumun bir yıllık hedefi açıkçası düşük. Migros 2024 sonunda kaç milyar kar eder? 2023 sonunda 8.8 milyar kar etmişti. Ciroda %75 büyüme hedefi var muhasebesiz. Peki net kar ne kadar artacak? Bunu kesin olarak bilmek zor ama net kar %80 artabilir demek de bence zor. Çünkü vadeli alım faiz gideri bu kısım baskılıyor. Firmanın tamam brüt kar marjı fena değil ama faruk marjı çok düşük. Bakın 2023 yıllıkta faruk marjı %1.8. Bu kadar düşük faruk marjıyla çalıştığı için veya net kar marjına bakalım %4.86. Bu kadar düşük net kar marjıyla çalıştığı için ki sektör böyle çok küçük bir oynama inanılmaz büyük bir etki yapıyor. Ve net kar tahmini yapmak ciddi anlamda zorlaşıyor. Ama faruk'a göre gidersek mesela şimdi 2023 sonunda ciro 182 milyar, 2024 sonunda ciro 318 milyar gelecek. O %75 artış tahmini var ya tamam bunu ulaştık. %8.5 TMS 29 öncesi faruk marjı hedef var ve 27 milyar enflasyon muhasebesi öncesi faruk çıkıyor. Bu durumda çarpı 8 piyasa değeri olsa mesela 27 çarpı 8 216 firmanın şu anda piyasa değeri 90 milyar 90'dan 216'ya %100'ün üstünde bir potansiyel ama bu sadece faruk'a göre ve bu yeterli değil çünkü bir sürü şey etki ediyor. Geçen line dönemi mesela vadeli faiz gideri düşükmüş. Şimdi yükseliyor, baskılıyor, etkiliyor. O yüzden faruk çarpı 8 doğru olmayabilir ki 2023 yıllıkta mesela faruk'u düşüktü. Net kar iyiydi. Bu çeyrekte faruk'u yüksek, net kar düşük. Yani ibre değişiyor. Bu yüzden %100 hedef bence abartılı olur. Brüt kar marjında 2 çeyrekte artış var. Çünkü 2023 yıllıkta %18.72 idi. Bu 2 çeyrekte %20, %23. Brüt kar marjlarındaki iyileşme aslında güzel. Faruk marjı çeyrek. Bakın bu çeyrek %5.5. Bayağı iyi bir düzelme var faruk marjında. İlk çeyrek zayıf geçmiş ki normal. İlk çeyrekler zaten marketlerin zayıf geçer. Orada personellere zam yapıyorlar. Asgari ücret yıl sonu olan onu yansıtıyor. Bu çeyrekte asgari ücret zammı yapılma. Hatta 3. 4. çeyrekte de yapılmayacak gibi. O zaman tabi bilançolar daha da yüksek kar gelebilir. Ama net kar marjı düşmüş çeyreklikte. İşte asıl önemli kısım zaten burası. Ve bu düşmüş. En büyük sebep 1. Vadeli faiz alım giderinin yükselmesi. 2. Pazarlama giderlerinin artması. Pazarlama giderleri 10 milyardan 12 milyara çıkınca 2 milyar. Zaten sen ne kadar kar ediyorsun da o 2 milyarı şey yapabileceksin. Takasa bakalım. City'de hala yüksek mal var. 3 aylıkta, aylıkta alıcı tarafta ilginç. Çünkü City genelde 3 aylıkta hisselerde genel olarak. 6 aylıkta bunu da satmış. Kaçış yok ama çok büyük bir satış değil. Bakalım City'nin grafiğine. 2024 Mart'ta satışa başlamış. 35 milyon lottan 28 milyon lota düşmüş. Şimdi 32 milyon lot. Yine biraz arttırmış payını. Bunun dışında emeklilik fonları hep satışlarda. Aylıkta, 3 aylıkta satışlarda.
Emeklilik fonları Mayıs'tan beri satışta 19 milyon 20 milyon lottan 16 milyon lota düşmüş. Yatırım fonları 3 aylıkta biraz arttırmışlar. 6 aylıkta güzel almışlar. Bakalım bunların grafiğine. Şubat'tan beri topluyorlar. 6 milyondan 9 milyon çıkmış lot sayıları. Takas bence fena değil. Doge'ye bakalım. Doge de City gibidir. Doge Ekim 2023'ten beri satışta. Ama 3 aylıkta biraz toparlanma var. Evet, takas fena değil bence. Grafiğe bakalım. Bu bilgiler ışığında değerlendirme. Şimdi benim 2024 yılı net bir kar tahminim yok. Zaten firma da yapmamış. Firma sadece FAVÖP tahmini yapmış. Net kar tahmini yok ortada. Hisse şu anda tepeden %15-16 düşmüş durumda. 200 günlük fiyat ortalamasına geri çekilecek olursa %22. 200'e gelirse bence iyi bir fırsat olur. Çünkü marketler hala güçlü bir sektör. Yavaşlamada çok daralmayacak bir sektör. Bu yüzden sektör güzel. Hisse bence çok düşmedi hala. Tepeden %15 bir şey değil. Koç Holding yüzde kaç düştü tepeden? Koç Holding %33 düştü. Yani %16 düşüş büyük bir düşüş değil. Ama tabii Koç Holding'in iştiraklerinde daralma oldu. Migros karlar çok iyi değil bence şimdilik. Ama yine de sektör güçlü. Bu yüzden onun %30 düşmesi bence zor. Peki %20'ye düşüp 200 günlüğe gelir mi göreceğiz. Bu ihtimal %30 bence düşük bir ihtimal. Ama gelirse bir fırsat olur. Şimdi borsa böyle bir yer. 600 tane hisse var. Orada plan yapacaksın. Şu hisse şuraya gelirse, bu hisse buraya gelirse belirleyeceksin. 100 tane diyelim veya 100 çok, 30 tane plan belirledin kafanda. Bu 30 plandan 5 tanesi tutar. 5 tane kaçırılmayacak fırsat gelir eline. Bunları değerlendireceksin. Hangi hisse gelirse, hangisi tutarsa. Tek hisseye aşık olma. Hangi hisse iyi fırsat verirse onda ol. Asıl olan trend. Malı alırken kazanın. Çünkü devir kötü şu anda. Devir kötü. Bu yüzden her yerimizi kollamamız lazım. Hisseleri mümkün oldukça dipte almaya çalış. Şu anda hisse tüm göstergeleri aşağı kırdı. Şurada 100 günlük vardı, onu da aşağı kırmış. Kapanışı alalım. Şu anda herhangi bir dönüş belirtisi yok. Aşağı doğru gidiyor. Elbet düşüş bir yerde duracak, yataya girecek vesaire. Peki bunu nereden yapacak? Hisse çok uzun zamandır 200'e değmedi. Bakın 200'e son değişi 2022'nin Nisan ayları. Çok uzun zamandır büyük bir rally yapıyordu hisse. Bazen 100 günlüğe değiyor. 100 günlüğe değmiş, hatta şurada biraz aşağıda kırmış bakın. Biraz aşağıda kırmış, millet panikletmiş. Sonra rally'ye devam etmiş. E şimdi de 100'ün biraz altına indi. Yine millet panikletip gidemez mi? Keşke gitse ama bilançolarda bence zayıflık var. Bu yüzden iddialı konuşmak zor. Bu fiyatlar belki fena fiyatlar olmayabilir. Ama bence yine de çok manyak bir potansiyel yok bu fiyattan da. 200'e gelirse bence alınır. 200'de şu anda 450 lira. Hisse yataya girecek olursa tabii ki 200'de yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyor. Bir yerde kesişirler. Şu anda güncel gördüğüm tablo bu şekilde. 100 bin aboneye ulaşmam için abone olursanız çok memnun olurum. Ve katıla basıp 100 liralık üyelik alırsanız, bu kısımda da zaman zaman yayınlar yapıyorum. Bir hisse radarıma girerse tanıtıyorum. Bilançosu gelince de güncelleme yapıyorum. İzlediğiniz için sağ olun.